Günaydın, günaydın arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Biz şu an Batanbank'tan ayrılmak üzereyiz. Her şeyimiz hazır. Yani en azından ben hazırım, çantalarım hazır. Melisa'cığım da burada. Günaydın. 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 O da hazır gibi. Bir 10 dakika içinde ayrılacağız. Sonra Otogar'a gideceğiz. Ondan sonra ilk Phnom Penh. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Evet dostlar, şimdi tuktukla böyle bir yere geldik. Otobüsü burada bekliyoruz. Otobüs yazıhanesi gibi bir yer burası. Otobüs saat 7.30'da gelecektendi. 7.30'da hareket edeceğiz. 5 dakika var ama şu anda ortalıkta otobüs yok. Bakalım nasıl olacak. Beklemedeyiz. Bu arada Kamboçya'da arkadaşlar otobüsle seyahat etmek gerçekten çok pahalı. Eğer Kamboçya'ya gelirseniz haberiniz olsun. Biz buradan Batanbank'tan Kampot'a gitmek için abi önce Phnom Penh'e geçeceğiz. Otobüs değiştirip Kampot'a geçeceğiz. Toplamda 8-9 saatlik bir otobüs yolculuğu olacak. Ne kadar ödedik bunun için? 25 dolar ödedik abi. 25 dolar çok büyük para yani Kamboçya için. Hani şu anda ben otostopla seyahat edemiyorum çünkü Melisa ile birlikteyim. Melisa'nın ayağında yara var. Hani o yüzden otobüs kullanmak zorundayız. Maalesef benim için biraz kötü oluyor. Ama dediğim gibi Kamboçya'ya gelirseniz otostopun çok zor olduğunu zannetmiyorum Kamboçya'da abi. Otostop deneyin. Otobüsler çünkü gerçekten çok pahalı. Yani şeyden buraya gelmek için bile 18 dolar ödedik. Siem Reap'ten buraya gelmek için. 3,5-4 saatlik yol maksimum. Aklınızda olsun. Evet dostlar, böyle bir minivanla gideceğiz Phnom Penh'e kadar abi. Minivan. Biraz küçük ve kalabalık. Minivan. He likes minivan too much. Ama şu bacak mesafesi çok fazla yok. Benim bacaklar biraz sıkışacak ama olsun. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar, şimdi minivan mola verdi abi. Mola yerindeyiz ama kaldığımız şu mola yerine bakın. İguanalar, papağan. Bu neymiş ya? Değişik bir hayvan. Burada bir tane maymun. Yine papağanlar. Abicik. Ama güzel değil abi. Baksana, bağlamışlar buraya. Burada yaşıyorlar falan. Hoş değil yani. Abi Phnom Penh'e doğru gidiyoruz. İkinci molayı verdik şimdi. Yaklaşık 40-50 kilometrelik bir yolumuz kaldı. En geç bir saat içerisinde Phnom Penh'e varmış oluruz sanırım. Dışarısı acayip sıcak abi, var ya, yemin ediyorum böyle bir sıcak yok. Ama minivanın içi de bir o kadar soğuk. Gavur gibi açıyorlar klimayı valla. 5-10 dakika tuvalet molası, sonra devam. Görüşürüz. Evet dostlar. Evet dost. Dosti. Dosti. Şu anda Phnom Penh'e geldik. Evet. Phnom Penh'e vardık abi. Saat 12.30. Bir sonraki otobüsümüz saat 2'de. 1.5 saat bir vaktimiz var.
1,5 saat buralarda oyalanacağız. Sonra diğer otobüse bineceğiz. 3 saatlik bir yol olacak Kampot'a gitmek için. Şöyle bir yerdeyiz. Dostlar bakın size ne göstereceğim. Şu kablo cümbüşüne bakar mısınız abi ya? Abi yemin ediyorum bunu yapan elektrikçileri kim yapıyorsa artık bunları tebrik etmek lazım. Burada bir sorun olduğunda bunu çözmesi de vakit alır abi. Hani hangi kablo nereye gidiyor falan filan bunları bilmek gerekiyor. Ama Phnom Penh tehlikeli gözüküyor arkadaşlar. Gelirseniz bir tık dikkat edin. Yani en azından benim ilk gözlemlerim bu şekilde. Evet dostlar, şu anda bir diğer minivandayız ve Phnom Penh'den ayrılıyoruz abi. Good night, Percy. Their lives are easier than us. Sunny. Sure, lazy cat. They don't think they like don't just think, they just wind. Like there is wind. Love you, and Sunny. And then you attack. Love you, Sunny. Sometimes. Love you, Sunny. Oh no. I love you, Sunny. Okay, I saw there's some Turkish boots. There's some Turkish book, yeah. Some Turkish people stay here. Maybe or maybe like just like they exchange the books. They have like that to exchange another book. Okay, okay. I will take maybe for maybe they were rich. Here 10 years ago. Who knows? Who knows? How old is this place? The owner, his name is John. Dostlar merhaba, şu anda Kampot diye bir şehrindeyiz Kamboçya'nın ve size ne göstereceğim? Burada bir tane kitap, Küçük Prens. Bunu daha önce okumuştum zaten ama şurada bir tane de başka bir Türkçe kitap gördüm. Yüreğimin sesini dinle. Türkçe abi. Valla gittiğim her hostelde böyle görüyorum. Ama tabii ki Türkçe kitap bulmak çok zor yurt dışında. Var ya, bunu görünce nasıl mutlu oldum. Şimdi alacağım bunu, okuyacağım, bitireceğim. Cidden yani yurt dışında bazen hani Asya'da özellikle kütüphanelere falan gidiyorum. İşte Almanca, Fransızca, İngilizce zaten her yerde, diğer diller falan görüyorum. Yani
ne bileyim Türkiye'den daha popüler olmayan dillerin bile kitaplarını gördüm ama Türkçe görmemiştim. Looks hold. Ama şu anda gerçekten Türkçe bir kitap bulduğum için çok mutluyum. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Ha Melissa'cığım. Günaydın, günaydın dostlar. Şu anda sabah saat 7.30 arkadaşlar. Yeni bir güne uyandık. Burada Karma Traders. Melisa'ya bak. Burada Karma Traders Hostel diye bir yerde kalıyoruz arkadaşlar. Buranın günlüğüne 10 dolar ödüyoruz. Karma Traders Hostel. Neredeydi? Hangi şehirdeyiz biz? Kampot. Kampot'tayız abi. Kampot'a gelirseniz burası gerçekten güzel. Resepsiyonda da dün gece gösterdim size bazı Türkçe kitaplar var. O çok iyi oldu. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Hadi afiyet olsun bize. Evet dostlar, kaldığımız yerin böyle bir çatı katı var abi. Çatı katında bar var. Şöyle göstereyim size. Mesut abi. Şöyle. Günaydın Melisa abla. Hayır. Günaydın. Şurası bahçesi, havuz orada. Orada bir havuz bar var. Böyle yeşillikler içinde bir yer. Gayet güzel arkadaşlar. Fiyatı da gayet uygun. Eğer Kampot'a gelirseniz burası eğlenceli bir yer. Hani kolayca arkadaş da edinebilirsiniz. Eğer yalnız geziyorsanız şayet. Kolayca sosyalleşebileceğiniz bir yer yani. Benden tavsiye edilir. Biz şimdi kahvaltı edeceğiz. French press coffee. Evet dostlar, şimdi Cap diye bir yere geldik. Bir motosiklet kiraladık abi. Kiralamışken de böyle sahili görelim dedik. Burada bir yengeç market var. Secret market. Burada bir tane yengeç marketi varmış abi. Onu da gelmişken görelim dedik. Eğer bulabilirsek orayı da göreceğiz. Yani güzel, sakin bir yer bu Cap denilen yer ama abi yani acayip pis her taraf. Çöplük gibi baksana ya. Her yerde plastik, her yerde çöp. Güzel bir doğaları var. Bak şurası görüyorsun, yemyeşil. Burada ne güzel denizin var. Ama pis kullanıyorsun. Bütün pisliğini denize döküyorsun. Bu cennet nimetlerden faydalanmıyorsun. Yani gördüğüm kadarıyla buradakilerin bildiği tek şey abi, gelip burada avlanmak, balık tutmak, pisliklerini denize bırakmak, tuttukları balıkları da satmak. Ama biraz da şuraya özen gösterin ya. Babe, the sand beach is not here. Tabii bu durumu devlet ne kadar kontrol ediyor onu da bilmiyorum. Hani Kamboçya devleti bununla alakalı bir şey yapıyor mu, yapmıyor mu? Onu da bilmiyorum tabii ki. Evet dostlar. Evet dostlar. Nasıl ama? Manzaramız güzel abi. Melisa yine bir şeyler kaybetti.
Evet dostlar, şu anda piknik yapmaya geldik. Dostlar karides aldık böyle yol kenarından. Melisa'cığım şimdi güzelce boş oyuyor. Deşiyor. Hadi seçeceğiz. Şöyle bir mekandayız abi. Dostlar bu aralar videoları biraz kısa tutmak zorundayım. Çünkü biliyorsunuz laptop çalınmışsa yeni laptop aldım ucuza. Ama o da bozuldu anasını satayım. Hiç açılmıyor. Bir sorun var ama bilmiyorum ne sorun. Her gün uğraşıyorum böyle 10-15 dakika ama bir türlü açamadım. Windows'la alakalı bir problem. Her neyse. O yüzden telefona yüklüyorum. Buradaki çektiğim videoları, GoPro ile çektiklerimi telefona yüklüyorum. Telefonun da hafızası yok çok fazla. O yüzden böyle videolar bir süre 10-15 dakika aralığında olacak. Bu sorunu atlatana kadar da böyle devam. Melisa'cığım. Mesut'cığım. What are you doing, Melissa? I chill, I relax. You're relaxing? Yeah. With you, the sound of your voice. You happy? Gülüş, gülüş, gülüş. I'm happy. I'm like a swim. Günaydın, günaydın dostlar. Abiler, ablalar, herkese günaydın. Yes aşkım. Melisa'cığım kendini pansuman ediyor. Bakın ben size ne göstereceğim abi. Sabah saat 6'da başladı bu sesler. Good morning. Bu sesler sabah saat 6'da falan başladı abi. Görüyorsunuz. Ding 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 ding. Böyle bir müzik sesi abi. Sabahın 6'sında başladı. Ben önce şey falan sandım. Herhalde buralarda bir temple var falan dedim. Hani o yüzden oluyor. Ama öyle değilmiş. Olayın aslında sonradan öğrendim dostlar. Burada karşıda kaldığım hostelin karşı yolun karşısında oturan abilerden bir tanesi ölmüş. Allah rahmet eylesin. O yüzden bu da bunların bir dini seremonisi gibi bir şey. Budistlermiş kendileri bu arada. Dini seremonilerini gerçekleştiriyorlar şu anda. Öğle evinde böyle müzik çalınıyormuş. 2 gün boyunca sanırım. Valla benim için çok büyük bir problem yok. Kulaklığı takıp uyuyabiliyorum ama birçok insan resepsiyona gitmiş. Şikayet etmiş. Check out etmek istemişler falan fistan. Benim için çok da büyük problem değil. Çünkü kaldığım yer gerçekten, şöyle baksanız abi, yeşillikler içinde. Muhteşem bir yerde kalıyoruz yani. Bu da, buna ne yapabiliriz abi? Bizde de oluyor hani, Kur'anlar okunuyor, ezanlar okunuyor, selalar veriliyor. Hani tabii gün boyu sürmüyor ama bu da adamların inancı, saygı göstermek zorundayız. Evet dostlar, diyorum ve bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.